Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ilk önce iki değişkenli doğrusal denklemlerin tanımını bir hatırlayacağız. Arkasından da onların grafikleri hakkında bilgi vereceğiz ve bir doğrunun grafiği nasıl çizilir onu göstereceğiz. İki değişkenli denklemin tanımı, doğrusal denklemin tanımı nasıldı? A, B ve C birer sabit reel sayı. Bu arada A ve B aynı anda sıfır eşit değil. Yani A'nın karesi de B'nin karesinin toplamı sıfırdan farklı. X ve Y de değişken olmak üzere AX artı B'ye eşittir C eşitliğine biz ne diyoruz? Arkadaşlar iki değişkenli doğrusal denklem diyoruz. Ve AX artı B'ye eşittir C formunda yazıldığı zaman da biz buna standart biçimde yazılmıştır bu denklem diye de ekliyoruz. Bunun dışında peki teoremimiz ne söylüyor? Diyor ki A eksi artı B'ye eşittir C. İki değişkenli bir doğrusal denklem olsun. A ve B aynı anda sıfıra eşit olmasın. O zaman bu denklemin grafiği bir doğrudur. Karşıt olarak dik koordinat sistemindeki her bir doğru böyle bir denklemin grafiğidir diye söylüyor. Şimdi bakın. AX artı B'ye eşittir C biçimindeki bir denklemin grafiği bir doğrudur ne demektir? Şu demektir. Onu açıklayalım. AX artı B'ye eşittir C eşitliğini sağlayan bir noktalar kümesi var. Çözüm kümesi var. Bu çözüm kümesi nasıl noktalardan oluşuyor? Hemen yazalım. Arkadaşlar bu denklemimizin çözüm kümesi nedir? Sıralı ikililerden oluşur, değil mi? X, Y gibi sıralı ikililerden oluşur. Öyle ki AX artı B'ye eşittir C'dir. Bu sıralı ikililerden oluşan bir çözüm kümesinden bahsediyoruz. Sonsuz tane böyle sıralı ikili var. Bu sıralı ikililerin özelliği ne? X ile Y'nin arasındaki bir ilişki, bir bağlantı var X ile Y'nin arasında. AX artı B'ye eşittir C formunda bir ilişki var. Bu ilişkiyi sağlayan sıralı ikililerin kümesi benim çözüm kümem. Biliyorsunuz ki ne demiştik? Her sıralı ikili R kartezyen R'nin elemanıydı. Yani dik koordinat sisteminde bir noktaya tekabül ediyordu. Her sıralı ikili dik koordinat sisteminde veya yani düzlemde bir noktaya karşılık gelir. Bunun karşıtı olarak da her bir nokta neye karşılık gelir? Bir reel sayı ikilisine karşılık gelir. Demek ki grafik dediğimizde bir doğrunun bir denklemin grafiği dediğimizde biz ne anlayacağız? Bu denklemi sağlayan sıralı ikililerin kartezyen koordinat sistemindeki gösterilişini anlayacağız arkadaşlar. Yani şimdi peki biz bunu nasıl çizeceğiz? Öklit bize şunu söyledi. Dedi ki iki tane noktadan tek bir doğru geçer dedi. Öklid'in bir aksiyonu bu. İki noktadan tek bir doğru geçer dedi. Öyleyse ben AX artı B'ye eşittir C denklemini sağlayan iki tane sıralı ikili bulursam, bu iki sıralı ikili bir noktaya karşılık gelecek düzlem üzerinde bu noktaları bulup birleştirirsem bir doğru elde etmiş olacağım. Yani yapacağımız şey neymiş? AX artı B'ye eşittir C denklemini sağlayan iki tane sıralı ikili bulmak. Kısacası bir başka ifadeyle şöyle yazalım. X1, Y1. X1, Y1. Nedir? AX artı B'ye eşittir C denkleminin çözümüdür. Ne zaman çözümüdür? Bu sırada ikili de ikili. Ancak ve ancak A çarpı X1 artı B çarpı Y1 eşittir C ise. Bunun anlamı nedir? Eğer bu X1, Y1 bizim denklemimizin çözümü ise o zaman nedir? Bu X1, Y1 noktası, bu aynı zamanda bir noktaya karşılık geliyor düzlem üzerinde noktası AX artı B'ye eşittir C denkleminin grafiği olan doğrunun nesidir? Üzerindedir. Doğrunun üzerindedir. Onun üzerinde bir noktayı bulmuş oluyorum. AX artı B'ye eşittir C denklemini sağlayan bir sıralı ikili bulduğumda doğrunun geçtiği bir noktayı bulmuş olurum. Benzer şekilde X2, Y2
nedir? Ax artı by eşittir c denkleminin çözümüdür. Çözümüdür. Ancak ve ancak, ancak ve ancak ne zaman? X'in yerine x2, y'nin yerine y2 yazdığımda bu eşitlik sağlanıyorsa. Eğer x2, y2 bir çözümse, x2, y2 ax artı by eşittir c denkleminin çözümüyse o zaman x2, y2 noktası nedir? Ax artı by eşittir c doğrusu üzerindedir. Şimdi bakın hemen basit bir örnek yapalım. Basit bir örnek yapalım. Evet. 2x artı 3y eşittir ne olsun arkadaşlar? Mesela 5. Değil mi? Çok güzel. Bakın şimdi ben size diyorum ki 1'i 1 nedir? 2x artı 3y eşittir 5 denkleminin nesidir? Çözümüdür diyorum. Gerçekten öyle midir? Bakalım. Hatta bir çözümüdür. Çözümlerinden bir tanesidir. Bakalım. 2'nin yerine 1, 3'ün yerine 1, yani 2'nin yerine 1 diyorum. X'in yerine 1, y'nin yerine 1 yazarsa sonuç 5 olacak mı? Kesinlikle 5 oluyor. Demek ki 1'e 1 sıralı ikilisi 2x artı 3 eşittir 5 denkleminin çözümüdür. Bu denklemin çözümü olduğuna göre 2x artı 3y eşittir 5 doğrusu grafiği olan, bu denklemin grafiği olan doğrunun da üzerindedir arkadaşlar. O doğrunun üzerindeki bir noktadır. 2x artı 3y eşittir 5 denkleminin grafiği olan doğru 1'e 1 noktasında geçer. Çok güzel. Şimdi biz iki tane nokta bulmak istediğimize göre bunu bulmak için ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz arkadaşlar? Hiç fikri olan var mı? X kesmesi ve Y kesmesi, değil mi? X kesmesi, Y kesmesi. X kesmesi ne demektir? X kesmesi ne demektir? Bir doğrunun, değil mi? Bir şöyle yazalım. Bir doğrunun X eksenini kestiği veya x ekseniyle çakıştığı noktaya o doğrunun x kesmesi adı verilir. Değil mi? Pekala. Y kesmesi ne demektir? Bir doğrunun y kesmesi için ne denir? Bir doğrunun y kesmesi için de y kesmesi dediğimizde ne oluyoruz? Y doğrunun y eksenini kestiği veya y ekseniyle kesiştiği, y ekseninden tam böyle çakıştığı y ekseni üzerinde bulunan noktadır, değil mi? Kestiği noktadır. Çok güzel. Noktadır. Çirkin yazıyorum artık, kusura bakmayın. Pekala. Pekala. Bu noktaları, yani x kesmesini ve y kesmesini nasıl bulurum sorusuna gelelim şimdi. Çünkü buna bulmak önemli demek ki. Bu noktaları bulursam doğruyu çizeceğim. Nasıl bulurum? Fikri olan var mı? Efendim? Şimdi güzel bir noktaya yaklaştık galiba. Arkadaşlarımızdan bazılarının o sorunun cevabını düşündüğünü, bildiğini görebiliyorum. Buradan hissedebiliyorum yani. Hissi kablen vuku oldu bana bu şu anda. Bakın arkadaşlar, burası y ekseni, burası x ekseni. Burada herhangi bir nokta aldığımda, x ekseni üzerine herhangi bir nokta aldığımda bu noktanın apsisi herhangi bir reel sayıdır. Ordinatı nedir? Sıfırdır. Y ekseni üzerinde herhangi bir nokta aldığımda bu noktanın apsisi kaçtır? Sıfır. Ordinatı nedir? Herhangi bir reel sayıdır. A bir reel sayı, B de bir reel sayı. Doğru mu? Doğru. X ekseni, değil mi? X ekseni üzerinde bütün noktaların ordinatı sıfıra eşittir. Y ekseni üzerindeki bütün noktaların da apsisi sıfıra
eşittir. Bu size neyi çağrıştırıyor? Bu size neyi ifade ediyor? Yani bana AX artı B'ye eşittir C doğrusunun X kesmesi ve Y kesmesi nedir diye sormuş olsunlar. Ve burada da şunu da söyleyelim. A ve B sıfırdan da farklı olsun. Bu durum ayrıca bu özel bir durum olacak. Bunu inceleyelim. A sıfırdan farklı, B de sıfırdan farklı olsun. X kesmesini ve Y kesmesini nasıl bulurum? Nasıl bulurum? X kesmesini bulmak için. X kesmesini bulmak için. Değil mi? Ne yapmam gerekir? Y'ye kaç vermem gerekir? Y'ye 0 vermem gerekir. Y'ye 0 verirsem neyi bulurum? AX artı B'ye eşittir C'nin X eksenini kestiği noktayı bulurum. Bakın A çarpı X artı B çarpı 0 eşittir C. Buradan X kaç çıktı? C bölü A. Doğru mu? Demek ki benim X eksenini kestiğim nokta neymiş? C bölü A'ya 0 noktasıymış. Peki Y kesmesini nasıl buluyorum? Bu X kesmesiydi. Y kesmesini nasıl buluyorum? Efendim? Nasıl buluyorum? Kesinlikle evet. Ne yapacağım? Bu sefer de X'e 0 vereceğim. X'e 0 verirsem Y kaç olacak? Bakın A çarpı 0 artı B çarpı Y eşittir C'den. Y kaç çıkacak? C bölü B. Burada dikkat ederseniz A ve B sıfırdan farklı olduğu için herhangi bir şekilde sorun olmadan bölme işlemini yaptım. Demek ki ben kesmeleri bulmak istersem, X kesmesini bulmak istersem, X kesmesini bulmak istersem ne yapıyorum? Ordinata yani Y'ye 0 veriyorum. Y kesmesini bulmak için de absise yani birinci bileşene ne yapıyorum? X'e 0 değerini veriyorum. Gelin şimdi hemen bunu bir sayısal örnek üzerinde yapalım. AX artı B'ye eşittir C'den şundan bundan ne yapalım? Kurtulalım. Sorumuz ne olsun? Hadi bakalım güzel bir sayı. 4X eksi 5Y eşittir. Ne olsun? Ondan sonra mesela işte 20 olsun. İkisini de rahat rahat bölünsün. Değil mi? 4X eksi 5Y eşittir 20. Doğrusunun X kesmesini Y kesmesini bulunuz diyelim. Tamam mı? Hadi bakalım bulalım. X kesmesini bulmak istiyorum. X kesmesini bulmak istersem ne yaparım? Efendim? Y'ye 0 veririm. Y eşittir 0 denir. Değil mi? Hemen nerede? Bir nolu denklemde. Bir nolu eşitlikte. Bir nolu eşitlikte diyelim. Hadi bakalım diyelim öyleyse. Şimdi bakın 4 çarpı x eksi 5 çarpı 0 eşittir 20'den. 4x eşittir 20. X kaç çıktı? 5. Bu benim neyimmiş? Bu doğrunun x kesmesiymiş. X eksenini kestiği yer 5'e 0 noktası. 5'e 0 noktası benim x eksenini kestiğim nokta. Y eksenini kestiği noktayı nasıl buluyordum? Öğrenciler genellikle bunu çok karıştırıyorlar. Ay hangisine 0 diyecektim? Ay hangisine 0 denecek? Y kesmesini bulmak istersem hangisine 0 vereceğim? Y kesmesini bulmak istiyorsan Y'ye 0 vermeyeceksin tabii ki. X'e 0 vereceksin değil mi? Y kesmesini bulmak istiyorsan Y olmayana 0 ver. Y olmayan ne? X. O zaman X'e 0 bulmak için de X'e 0 veriyorsun. Bu kadar basit. Yani burada kafa karıştıracak bir şey yok. Y kesmesini bulmak istiyorsam X'e 0 veriyorum. Y olmayana 0 veriyorum. X kesmesini bulmak istiyorsam X olmayana 0 veriyorum. Yani Y'ye 0 veriyorum. Y kesmesini bulmak istiyorum. Ne yaptım? X'e 0 verdim. 4 çarpı 0 eksi 5 çarpı Y eşittir 20'den. Buradan eksi 5Y eşittir 20. Y kaç çıktı? Eksi 4 çıktı mı? Çıktı. Demek ki 0'a eksi 4 de neymiş? Y kesmesiymiş diye söylüyoruz. Pekala harikayız. Bunları bulduk. Şimdi ne işimize yarayacak diyorsunuz? Ne işimize yarayacak bunlar? Tabii ki grafik çizmemize yarayacak. İki tane noktayı buldu mu? Buldum. Öklit ne demişti? Demişti ki iki noktadan tek doğru geçer.
Ben zaten iki noktayı bulduğuma göre hadi bakayım onları da güzelce eksenle yerleştireyim. Bak şimdi nasıl çizeceğim göreceksin. Şimdi x ekseninde kestiği nokta neydi? 5'ti, değil mi? Şurası 2, şurası 2, burası 4, şurası da 5. Burası 5. X ekseninde 5 noktası. Y ekseninde neyi bulacağım? Eksi 4'ü. Şurası 2, eksi 2. Şurası da ne? Eksi 4. Şu iki noktayı buldum mu? Buldum. Sonra ne yapıyor? Ne yapacaksın? Öklit ne demişti? Dedi ki bu iki noktayı git birleştir. Bunlardan dedi sadece ve sadece tek bir nokta geçer dedi. Al sana işte ne yaptık? Bu noktayı öyle uzatamıyoruz. İşte al sana noktayı doğrumuzu çizdik. Bu doğru neymiş? Bu doğrunun adı neymiş arkadaşlar? 4x eksi 5y eşittir 20. Şimdi bakın. Düzlemde kaç tane nokta var? Düzlemde kaç tane sıralı ikili var? Kaç tane sıralı ikili var? Sonsuz tane sıralı ikili var. Değil mi? Sonsuz tane sıralı ikili var. Bu sıralı ikililer arasında hepsinin arasında bir ilişki var mı? Hepsinin arasında bir ilişki yok, değil mi? Bir sürü sonsuz tane şey var. Bunlar böyle kendi aralarında dolaşan, duran noktacıklar var. Bir toplantıya gidiyorsunuz, değil mi? O toplantıda her yerden bir sürü insanlar gelmiş. İkişer ikişer dolanıp duruyorlar ortalıklarda. Bir de bakıyorsunuz ki bazısı böyle bir hiza olmuşlar. Bir hizaya girmişler. Bakıyorsun ki bunlar aslında bir turist kafilesinin üyeleri. Bunların arasındaki ilişki ne? Bunların arasındaki ilişki şu. Bu turist kafilesindeki arkadaşlar elemanların özelliği şu. Birinci bileşenin 4 katıyla ikinci bileşenin eksi 5 katını toplarsam sonuç 20 çıkıyor. Bakın ne yapmış? Bu düzlem üzerinde öyle noktaları buluyor ki bu ilişki. O noktaların grafiğini çizdiğimizde bu özel bir noktalar kümesi. Bu sonsuz tane noktanın arasında x'in 4 katından y'nin 5 katının farkını aldığında 20 sonucunu veren noktaları diyorsunuz ki siz gelin birleşin, bir hizaya girin, bir doğru oluşturur diyorsunuz. Bu doğrunun üzerindeki bütün noktaların, evet şunun üzerinde sonsuz tane, bunun üzerinde de sonsuz tane nokta var. Bu noktaların ortak özelliği apsislerinin 4 katının 4 katıyla ordinatlarının 5 katının farkı 20'ye eşittir. Peki şimdi ben sana desem ki şurası kaçtı? 2 miydi? 2. X eşittir 2 olduğunda ve x eşittir 2 ise o zaman y kaçtır diye sorarsam yani y pardon y kaçtır diye sorarsam yani şöyle bir nokta var. X eşittir 2 diye şöyle bir noktamız var. Burası 2 noktası. Apsisini biliyorum. 2 ordinatını bilmiyorum. Soru işareti. Ne yaparsın? Nasıl bulursun? Yani apsisi 2 ise y'si kaçtır? Nasıl bulursun? Evet. Nasıl buluruz? 4x eksi 5y eşittir 20. Bak bunların arasında böyle bir arkadaşlık, akrabalık ilişkisi var. Bunlar mesela aynı memleketli. Ne yapacağım? X'in yerine 2 yazacağım. 4 kere 2. Yazdım mı? Yazdım. Eksi 5y eşittir 20. Ne oldu? 4 kere 2 8. 8'den 5y çıktı. Burası 20 oldu. Sonra eksi 5y eşittir 20'den 8 çıkarsa 12 eksi şey evet 12 y eşittir eksi 12 bölü 5. Ben de şimdi sana diyorum ki işte 2y eksi 12 bölü 5 nedir? Bu doğrunun üzerindedir. Bu doğrunun grafiğinin üzerindedir. Yani bu denklemi çözüm kümesidir. 4x eksi 5 eşittir 20. 20'nin çözüm kümesinin elemanıdır diye söylüyorum. Anlaşıldı mı arkadaşlar? İsterseniz bakın bir başka örnek daha yapalım hemen. Böylelikle biraz daha evet hakim olalım konumuza. Ne diyelim? En sevdiğimiz sayı ne? Mayıs'ın 11'i. Çok seviyoruz. Değil mi? Mayıs'ı da seviyoruz. Evet. 2020'yi de seviyoruz. Oldu mu böyle aslında bir tane de 20 geldi mi? Geldi. Çok güzel. 11x artı 5 eşittir 20. Bunun grafiğini çiz. Bunun değil mi? Bu ikinci dereceden bir denklem.
Bunun grafiği bir doğru. Bu doğrunun grafiğinin çizilir. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bu doğrunun üzerinde olan iki tane noktayı bulacaksın. Ne dedik? X eksi x kesmesi, y kesmesini bulacaksın dedik, değil mi? Bak şimdi burada hemen durdur videoyu. Videoyu durdur. X'i 0 yap. Y'yi bul. Y'yi 0 yap. X'i bul. Bak bakalım sonra da benimle aynı sonuçları bulmuş muyuz? Hadi bakalım. Durdur sen burada. Ben devam ediyorum. X'e 0 verdim. 5y eşittir 20 oldu mu? Oldu. Buradan y kaç çıktı? 4. Y'ye 0 verdim mi? Verdim. Buradan 11x ne çıktı? 20. Buradan da x kaç çıkar? 20 bölü 11 çıkar. Doğru mu? Doğru. Pekala. Şimdi sen yeniden başlattın mı videoyu? Benim gibi aynı sonuçları buldun mu? Bulduysan tebrik ediyorum. Bulamadıysan hiç canını sıkma. Neden? Önemli olan yanlış yapmak değildir. Önemli olan yanlıştan öğrenmektir. Şimdi demek ki bakın bu y kesmesi. Y eksenini y eşittir 4'te kesiyor. X eksenini ise 20'ye 11'de kesiyor. Evet, şimdi ne yapacağız? Hemen elimize siyah kalemimizi alacağız. Bir tane dik koordinat sistemimizi çizeceğiz, değil mi? Çizdikten sonra da ne yapacağız? Evet, şurada da bir tane daha çizelim şöyle. Çok güzel. Şuna diyeceğiz ki bu x ekseni, burası da y ekseni diyeceğiz. Y'de 4'ü bulacağız. Şurası 4 olsun diyeceğiz. Burası 2, şurası da 4 mu olsun? Evet, burası 4 olsun diyeceğiz. Evet, grafiği çiziyorum. 2, 4. Ne dedik burası? 1.81. Şurası 2 olsa şurası da 1, 1.5, 1.81 desek şöyle bir yerlerde geçecek. Şu da şuradan gelecek. Şimdi bakalım çizebiliyor muyuz? Hemen gözlemleyelim. Şöyle. Evet. Tamam. Şöyle hemen çizelim. Çok güzel. Harikayız. Çok güzeliz. Evet, yaklaşık olarak. Heh, tamam. Evet, bakın arkadaşlar çizmiş olduk. Bu çizdiğimiz doğru hangi doğruymuş? 11x artı 5y eşittir 20. Bu kadar basit. 11x artı 5y eşittir 20. Bu kadar basit. Pekala. Şimdi ben size desem ki bunun üzerinde bana bir nokta söyleyin. Mesela şurası kaç olsun? Mesela burası 0.5 olsun diyelim ki. 0.5. X eşittir 0.5 olursa o zaman y kaç olur? Denklemimiz ne? 11x artı 5y eşittir 20. Yapabilir misiniz bunu? Yapabilir miyiz? Ne dersiniz? Bence yapabiliriz. Deneyelim mi? Denemeden göremeyiz çünkü. Hemen deneyelim. 11 çarpı 0.5 artı 5y eşittir 20. Buradan 11 çarpı 0.5 ne yapar? 5.5 yapar. 5.5 artı 5y eşittir 20'den. 5y eşittir 20 eksi 5.5. O da 14.5 yapar. 14.5. Y eşittir 14.5 bölü 5 yapar. 14.5 bölü 5. O kaç yapıyor? 14.5 bölü 5. 5.5 bölü 5. Bir saniye yanlış yazdım. 14.5 bölü 5. 2.9 yapıyormuş arkadaşlar. Bu da 2.9'a eşitmiş. Bakın y'yi de bulduk. 2.9. Demek ki bakın 0.5'e 2.9 doğrusu noktası. 2. Evet, 0.5'e 2.9 doğrusu neymiş? Bu doğru üzerinde olan bir noktaymış diye söylüyoruz. Bununla ilgili problemimiz var mı? Yok. Demek ki ne yapacakmışız biz? Bana bir denklemin, ikinci dereceden bir denklemin grafiği sorulduğu zaman x kesmesini ve y kesmesini bulacakmış. Tamam mı? Ama bakın burada ben ilk başta ne dedim? Ax artı b'ye eşittir c'de a ve b sıfırdan farklı olsun. Değil mi? A ve b
İkisi de birden sıfırdan farklı olsun. Şimdi zaten neyi biliyorum ben? A ile B'nin zaten aynı anda sıfıra eşit olması mümkün değil. Peki A sıfır olursa, B sıfırdan farklı olursa o zaman ne olur? Bakın şimdi yapalım. 0 çarpı x artı b çarpı y eşittir c. Bu da ne oldu? Yazarsam b çarpı y eşittir c. Yani y eşittir c bölü b. İşte ben y eşittir c bölü b yazınca öğrenciler genellikle bunu ne zannediyorlar biliyor musunuz? Bir nokta zannediyorlar. Bu bir nokta değildir. Y eşittir c bölü b bir nokta değildir. Teorem ne demişti? Teorem şunu söylemişti. AX artı BY eşittir C denkleminin grafiği bir doğrudur demişti. Tersine her doğrunun da denklemi AX artı B eşittir C'ye eşittir demiş. Demek ki teoreme göre Y eşittir C bölü B nedir? Bir doğrudur. Doğrudur arkadaşlar. Bu bir nokta değildir. Doğrudur. Gel bakayım şimdi hemen sana gösterelim. Y eşittir 5 doğrusunu çiz. Y eşittir 5 doğrusunun grafiğini çiziniz diyorum. Şimdi diyeceksin ki hocam bu hiç de tek şey iki bilinmeyen denkleme benzemiyor. Evet bu haline benzemiyor. Bak şimdi yazayım. Daha güzel yazayım gör. 0 çarpı x artı 1 çarpı y eşittir 5 şeklinde yazdım mı bunu? Aynı şey mi bu x birbiriyle? Kesinlikle aynı şey. Bu iki bilinmeyenle mi? Kesinlikle evet. Burada x'in yerine herhangi bir şey gelebilir mi? Kesinlikle evet. X herhangi bir reel şey olabilir mi? Olabilir. Bunun çözüm kümesi nedir? Bunun çözüm kümesi arkadaşlar. Sıralı ikililerden oluşur. Öyle ki x bir reel sayıdır. Y ise 5'e eşittir. Yani apsisi herhangi bir reel sayı olan, ordinatı ise sabit 5, yani y eşittir 5 olan bütün noktaların kümesi nedir? Bu denklemin, yani y eşittir 5 denkleminin veya diğer bir ifadeyle 0 çarpı x artı 1 çarpı y eşittir 5 denkleminin nesidir? Çözümüdür. Öyleyse bunun grafiğini çizmek için ne ihtiyacım var? 2 tane nokta ihtiyacım var. Doğru mu? Doğru. Şimdi bakın burada grafik çizeceğim ben. X'in yerine herhangi bir reel sayı vereceğim. Ve böylelikle de bu doğru üzerinde bulunan iki tane noktayı bulacağım. Veyahut da 0 çarpı x artı 1 çarpı y eşittir 5 denklemini sağlayan herhangi iki tane neyi bulacağım? Çözüm kümesinin elemanını, yani herhangi iki tane reel sayı ikilisini bulacağım. Ver bakalım x'e 0, 0. X 0 olursa y kaç oluyor? 5. Ver bakalım x'e 1. Y kaç oluyor? 5. İstediğin sayıyı ver ya. X'in yerine git. Doğum günün ne senin? Doğum gününü yaz buraya. Mesela 29 Şubat mı doğum günün? 29 diye yazdın mı? Yazdın. Yanına X 29 olursa Y kaç? 5. Doğum günün ayın kaçı? Kaçı? 11'i mi? 11'i. Yanına 5 yaz. 11'i 5. Bunların hepsi nedir? Bunların hepsi ama hepsi bizim çözüm kümemizin elemanıdır. Ortak özellikleri ne? Hepsinin ortak özelliği şu. Apsis farklı, ordinatı 5'te sabitlenmiş. Ordinat hep aynı. 5. Değişmiyor. Diyor ki abi biz diyor neyse koyuz. Değişmeyiz diyor. Apsis ne olursa olsun biz diyor 5'iz. Bizde kural racon budur diyor bu denklem. Şimdi bak grafiğini çizelim bunun. Ne kadar racon kestiğini görelim. Bak şimdi raconunu göreceksin, onu nasıl kesiyormuş raconu diye. Bu arada racon kesmek kelimesi de biraz argo kaçtı ama olsun. Beni mazur göreceğinizi ümit ediyorum arkadaşlar. Derseniz kendi normal çok kullanmadığım şeyler bunlar. Evet bakın şimdi. Şimdi y eşittir 5'i hemen gelip şurada 2, 4, 5. Burası 5 diye işaretledim hep işaretledim. Gelelim 0'a 5 noktası. 0'a 5 noktası hangi noktadır? Tam olarak şurasıdır işte. Burası nedir? Şöyle güzelce yazayım. 0'a 5 noktasıdır. Yazdık mı? Yazdık. 1'e 5 noktası. Şurası 1 olsun. Burası 2 olsun.
Burası 3 olsun, değil mi? Şurası eksi 1 olsun. Burası eksi 2 olsun. Velhasılı kelam. Şimdi ne yapıyorsun? Birden dik bir doğru çizdin. Ondan sonra y eşittir 5'ten de şöyle yatay bir doğru çiz. Şöyle çizdin. Bunu da bu da y eşittir 5 dedin. Ne oldu? 1 ile 5'in kesiştiği yer. 2 ile 5'in kesiştiği yer. 3 ile 5'in kesiştiği yer. Bak şurası ne? 2'ye 5. Burası ne? Şu nokta 3'e 5 noktası, değil mi? Şuradaki eksi 1'den dik bir çizgi çizdim. Eksi 1 ile y eşittir 5'in kesiştiği yerdeki nokta ne? Eksi 1'e 5. X eşittir eksi 2'den dik bir doğru çizdim. X eksenine kesiştiği nokta kaç? Eksi 2'ye 5. Bak şimdi bir tane dümdüz bu noktaların hepsini diyor ki, bak zaten demişti ben düz adamım demişti. Dümdüz adamım demişti, değil mi? Ben dedi hep aynıyım dedi. Apsisler gelir geçer. Ben aynı kalırım. 5 kalırım dedi. Ne oldu? Apsisler gelip geçti ama o y eşittir 5 olmaya devam etti. Bakın y eksenine paralel, pardon dik, x eksenine paralel bir doğru elde ettik. Olay bu mudur? Budur. Şimdi diyeceksin ki, hocam gel bir tane daha örnek çizelim, daha da iyi otursun. İyi, çok güzel. Bak şimdi sana ne veriyorum? Al bakalım. Diyorum ki y eşittir eksi 11 denkleminin grafiğini çiz diyorum. İki nokta bulman yeterli. Şimdi durdur burada. Hemen videoyu burada durdur. Y eşittir eksi 11 denkleminin grafiğini çiz. Yani bu denklemi sağlayan iki tane bana nokta bulacaksın. Yapacağın tek şey o. Ben sana bak denklemi de şöyle yazayım. 0x artı y eşittir eksi 11 diyeyim. Daha güzel olsun. Bu denklemin grafiğini çizmeni istiyorum. Durdurdun sen. Çözdün. Değil mi? Noktaları buldun. Noktaları buldun. Gelelim şimdi ben de bulayım. Ne verelim x'in yerine? X'in yerine kaç verelim? 0 mı verdin sen? İyi, 0 verelim. X eşittir 0 olsun. Y kaç çıktı? Eksi 11. O zaman 0'a eksi 11 bu denklemin çözüm kümesinde mi? Kesinlikle evet. X'e başka kaç verdin? En sevdiğin rakam, uğur rakamı 7 mi? Eksi 7 olsun. Y eşittir. Eksi 1 olacak mı? Eksi 11 olacak mı? Olacak. Eksi 7'ye eksi 11 de bunun üzerinde mi? Kesinlikle evet. Siz istediğiniz numarayı, istediğiniz sayıyı, rakamı söyleyin. Hiç önemli değil. Absis x'in yerine y hep eksi 11. Y hiç çizgisini bozmuyor. O bugünün elemanlarından değil. O bu tarihlerin elemanlarından değil. O daha önceden kalmış bir eleman. Neden? Şimdi bakarsanız artık herkes her koşulda ne yapabiliyor? Çizgisini rahatlıkla bozabiliyor. Bugün söylediğini yarın inkar edebiliyor. Doğru mu? Ama bu işte diyor ki benim diyor namusum, şerefim namusum, sözüm namusumdur diyor. Verdiği sözden geri dönmüyor. Bak şimdi hemen yap bakalım. Şurası eksi 5 olsun. Şurası eksi 10 olsun. Burası da diyelim ki eksi 11 olsun. Şurası eksi 11 olsun diyelim ki. Ne yapmıştık? Evet. Şu taradığım nokta 0'a zaten eksi 11 noktası. Bak şu tam olarak kırmızı y ekseni üzerinde kırmızı ile çizdiğim nokta 0'a eksi 11 noktası. Başka ne bulmuştuk? Eksi 7. X eşittir eksi 7. Şurası eksi 3. Burası eksi 6. Şurası da eksi 7 olsun. Eksi 7. Eksi 7'den şöyle dik bir tane çizgiyi çizdin mi? Çizdin. Eksi 11'den de dik bir tane çizgiyi çizdin mi? Çizdin. Bu ikisinin kesiştiği nokta ne oluyor? Eksi 7'ye eksi 11 noktası oluyor. Başka noktalar da alabilirsin. Mesela işte bak şurasında ne demiştik? 3 mü demiştik? Burası 3. Bak 3'ten de bir tane daha dik bir çizgi çiz. Şöyle kestiği nokta neresidir? Şurası. Burası da 3'e eksi 11 noktasıdır. Şimdi bunları böyle güzelce şöyle karizmatik bir renkle birleştir. Ve de ki bu da y eşittir. Eksi 11 doğrusudur. De. Şöyle yanına da adını da yaz ki herkes görsün nasıl sözünün eli olunurmuş anlasın. Eksi 7 de geçti, 0 da geçti, 3 de geçti ama o y eşittir eksi 11 olmaya devam etti. Hiç çizgisini bozmadı. Şimdi
Diğer özel duruma bakalım. Bir tane daha özel durum var. O özel durum ne? A sıfırdan farklı, B sıfıra eşit. Yani şöyle, A çarpı X artı sıfır çarpı Y eşittir C. Bir başka ifadeyle A çarpı X eşittir C. Yani X eşittir C bölü A. Gene öğrenciler X eşittir C bölü A'yı görünce gidiyorlar tek bir X eksen üzerine bir nokta yerleştiriyorlar. Peki yaptıkları şey doğru mu? Hayır, değil. Neden değil? Çünkü teoremimiz şunu söylüyordu. Ax artı 0 y eşittir c denkleminin grafiği bir doğrudur diye söylüyordu. Peki bu doğrunun üzerindeki noktaların ortak özelliği nedir? Bakın hemen bu denklemin çözüm kümesini yazayım. Sıralı ikililerden oluşur. Öyle ki x c bölü a'ya eşittir. Y ise herhangi bir reel sayı olabilir. Bu da dik duruyor. Bu doğru da dik duruyor diyor ki, bu da doğru da diyor ki, mesela şöyle diyelim, x eşittir kaç olsun? 5. Bu da diyor ki bak şimdi, x artı 0 çarpı y eşittir 5. Sen y'nin yerine 0 yazdın, x kaç? 5. Y'nin yerine eksi 1 yazdın, x kaç? 5. Y'nin yerine 7 yazdın. X kaç? Gene 5. Bu da diyor ki ordinat diyor gelir geçer. Ben diyor x eşittir 5 olmaya devam ederim. Ben diyor asla ve asla doğru bildiğimden şaşmam. Dimdik dururum. Kimseye de boyun eğmem. Kimseye de eyvallahım yoktur diyor bu doğruda. Öyle değil mi? X eşittir 5 doğrusu da böyle söylüyor. Kimseye eyvallah etmem diyor. Gelen geçer diyor. Yani y eşittir 7 olsun bilmem ne olsun. Hepsini diyor ben eyvallah derim. Hiç diyor çizgimi bozmam. Dost doğru değil. Dost doğru yoluma devam edelim diyor. Bak şimdi hemen göstereyim. Sıfıra 5. Bak şimdi sıfıra 5. Şurası 2, 4, 5. Burası 5 olsun. Bak. Burası x ekseni, şurası y ekseni. Şurası 0'a 5 noktası. Bu nokta doğrunun üzerinde mi? Kesinlikle. Eksi 1'e 5. Şurası eksi 1 olsun mesela. Eksi 1. Eksi 1'e 5. Doğrunun üzerinde mi? Kesinlikle evet. 7. 7 buraya sığmayacak. Başka bir şey vereyim. 1, 2, 3. Mesela şurası da 3. 3'e 5. Nerede? Şurada. 3'e 5. Evet. Şöyle. Şurası da 3'e 5 noktası mı? Evet. Bunların hepsi, bakın 0'a 5, eksi 1'e 5. Bunların hepsi bu x eşittir 5 doğrusunun üzerinde mi? Kesinlikle, kesinlikle. Öyleyse gelin şöyle güzel bir tane dik bir doğru çizelim. Bu da bakın çizgisini hiç bozmamış. Apsis istediği değeri almış ama bu ne yapmış? X eşittir 5 değerini bozmamış. Şimdi diyeceksin ki hocam ya nerede böyle karakterli doğrular? Yavrum bak şimdi sana anlatayım ben bu karakterli doğruların nerede olduğunu. Şimdi sen şeker hastası olduğunu varsa Allah korusun. Allah yani varsa aramızda şeker hastaları hepsine geçmiş olsun diyoruz. Şimdi şeker hastası bir insan. İnsüline ihtiyaç duyuyor mu? Doğru mu? Duyar değil mi? İnsüline duyduğu ihtiyaç miktarı sabit midir? Sabit midir? Yani hep her gün aynı miktarda, aynı dozu almak zorunda mıdır? Zorundadır. Peki, şimdi bunun fiyatını dikey eksende gösteriyorum. İnsülinin fiyatı P, talep edilen miktarda Q, tamam mı? Şimdi ilk başta insülinin fiyatı 1 liraydı. Senin burada 1 TL idi. Sen ne kadar işte günlük doz kullanıyorsun? Şimdi tabii ki çok bilmiyorum. 5 miligram diyelim ki. Değil mi? 5 miligram kullanıyor musun? Kullanıyorsun. Peki insülinin fiyatı arttı mı? Arttı. 2 TL'ye çıktı mı? Çıktı. Sen gene aynı doz kullanıyor musun? Kullanıyorsun. Mecburen alacaksın. Burada bunun fiyatı 3 TL'ye çıksa gene aynı fiyatta kullanacak mısın? Kullanacaksın. Ne olacak? İstediği kadar artsın bu insülinin fiyatı. Senin hayatın buna bağlı olduğu için
Senin hayatın buna bağlı olduğu için senin talep doğrun, bu bir talep doğrusudur. Senin talebin ne olacaktır? Her zaman sabit kalacaktır. Çünkü senin yaşamın neye bağlı? Buna bağlı. Tabii ki burada negatif bir fiyat olamayacağı için pozitif düzenletiliyor. Bakın mesela bu ne? İnsülinin talep doğrusu. Fiyat talep doğrusu. 3'e 4 noktasından geçen yatay ve dikey doğruların denklemlerini yazınız dedik. Peki nasıl yazacağız? Önce hemen benle ne yapın? Bir tane dik koordinat sistemi şöyle güzelce çizin. Çizdiniz mi? Evet. Diyeceksin ki hocam tabii senin için çizmesi kolay. Haklısın valla. Kolay. Sen de böyle bir gerçi senin de kare defteri var, çetvel sen de çizersin. Senin için de kolay olur. Sorun yok. Her şeyin çözümü var memlekette değil mi? Şimdi burası şurası 3 mü olsun? Burası 3 olsun. Evet. Şurası da 2, 4. Burası da 4 olsun. 3'e 4 noktasını önce bul. Düzlem üzerinde. Buldun mu? Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Durdur videoyu. Tamam. Pardon ya, durdurma mı yaptı? De ki bekle. Durdurma. Şunu yap. Buradan geçen bir yatay doğru çiz. Bir tane de dikey doğru çiz. Acaba denklemi ne oluyormuş diye de düşün. Tamam, şimdi durdurabiliriz. Durdurdum. Düşündüm. Ben de düşündüm bu arada. Ve bak şimdi sana güzelce hemen bunları da çizeyim. Şöyle bir tane yeşil doğru. Veyahut da biraz daha kalın ve farklı renklerden bir şey seçebiliriz. Şuradan bir tane güzel turkuaz mavisi. Turkuaz mavi çok yakışır buraya. Değil mi? Turkuaz mavi çok yakışır ve yanlış bir doğru çiziyoruz. Turkuaz mavisiyle güzel, muhteşem bir doğru çiziyorum. Rengin güzelliğine bakın arkadaşlar ya. Harika bir renk. Sonra da bunun yanını da portakal rengi mi geç? Evet, portakal rengini seçiyorum. Ve portakal rengiyle de turuncu rengiyle de şöyle bir tane yatay doğru çiziyorum. Çizdim. Harikayım. Şimdi bu yatay doğrunun özelliği nedir? Ve dikey doğrunun özelliği nedir? Onlara bakalım. Tabi buradan istediğimiz bu değildi. Şimdi arkadaşlar yatay doğru üzerindeki noktalara bakalım. Şurası 3'tü. Mesela şuradası 6. 6'dan dik bir doğru çizeyim şöyle. Evet, yatay doğru ile kesiştiği yer nedir? 6'ya 4 noktasıdır, değil mi? Mesela şurada bir tane de eksi 3 var. Hemen 3'ün y eksene göre simetriği. Burası da kaç noktasıdır? Eksi 3'e 4, değil mi? Şurası y ekseni, burası x ekseni. Şimdi bakın bu doğru üzerinde, bu yatay doğru üzerindeki bütün noktaların ortak özelliği ne? Aksisleri değişiyor. Eksi 3 olmuş, 3 olmuş, 6 olmuş. Sabit olan ne? Ordinatları. O zaman y burada kaç olacak? 4 olacak. Bu y eşittir 4 doğrusu diyorum. Tamam mı? Dik doğruya geliyorum. Dik doğru içinde bak şimdi şurası eksi 2. Burası eksi 2. Burası 2. Eksi 2'den şu dik olan doğruya bir dik çizdim. Şurası 3'e eksi 2 noktası oldu bu kesiştik bir yer turkuazla. 2 ile turkuazın kesiştiği yer 2'ye 3 nokta şey 3'e 2 noktası oldu, özür dilerim. 3'e 2 noktası oldu. Değil mi? Bakın şurası 3'e 4 noktası zaten. Buradaki ortak özelliğimiz ne? Bu dik doğru üzerinde yani mavi olan dik doğru üzerinde bütün noktaların apsisleri 3, ordinatları değişiyor. Yani bu dikey doğrumuzun denklemi kaç? X eşittir 3 arkadaşlar. Basit. Bu kadar basit. Yani aslında doğrular ve denklemler gördüğünüz üzere inanılmaz zevkli, inanılmaz güzel konular. Ve dikkat ederseniz Descartes'i gene almak istiyorum burada. Çünkü ax artı b'ye eşittir c denkleminin grafiğinin bir doğru olduğunu kartezyen koordinat sistemi sayesinde çizebileceğimizi bize kim gösterdi? Descartes gösterdi.
Descartes'ı sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugünkü dersimizi burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki dersimizde ne yapacağız? Bir sonraki dersimizde artık eğim kavramına geçeceğiz. Eğim nedir? Nasıl hesaplanır? Eğimin anlamı nedir? Bunlara bakacağız. Arkadaşlar, değerli vaktinizi beni dinleyerek geçirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Esenlikler diliyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek ümidiyle. Sağlıcakla.